bizi bu duruma getirenler utansın. Biz doğru düzgün yemek bile yemiyoruz tesisimizde. Yemek dışarıdan geliyor bize. Yeri geliyor kendi cebimizden para yiyoruz. Hiçbir türlü para alamıyoruz. Bize sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu takım böyle kolay olmamalı. Bu takım 26-27 senedir Süper Lig'de kaldı. Belki Süper Lig'in en kötü takımıydı. Düştük ama önemli değil. Biz yine çıkmasını biliriz. Ayağa kalkmasını biliriz. Yeter ki bize sahip çıksınlar. Bu çocuklara sahip çıksınlar. Öyle bir takım düşünün ki Süper Lig'de tam 27 sezon geçiriyor ve küme düştükten tam 3 sene sonra ligden çekiliyor. Gaziantepspor. Öncelikle Gaziantepspor Süper Lig'de belirli bir istikrarı pek yakalayamamıştı. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında üst sıralara oynuyorlardı ancak 2010-2011 sezonu onlar adına geçen son rahat ve iyi sezondu. O sezondan sonra bir daha 10. sıranın altına inemeyen Gaziantep ekibi 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında kıl payı kümede kalıp 2016-17 sezonunda küme düştü. Ancak öyle bir çöküş yaşadılar ki düşer düşmez peşi sıra küme düşmeye devam ettiler. Borçlar katlanarak çoğaldı, borcu ödeyecek para bulunamadı ve hali hazırda yer alan Gaziantep Belediyespor'a daha fazla destek verildi. İsmi önce Gazişehir, sonra Gaziantep Futbol Kulübü olmak üzere iki kez değişti ve Gaziantep Spor'un yerini aldı. Gaziantep Spor ise günümüzde amatör ligde mücadele ediyor. Daha önce kulübü kapatma girişiminde bulunulmuştu ancak kulüp kapanmayarak profesyonel liglerde maç yapmaya devam etmişti. Fakat şu anda ligden çekildiler ve amatör ligde mücadele ediyorlar. Gaziantep şehrinde bu köklü kulübün arkasında duran, hangi lige düşerse düşsün peşini bırakmayan, ne olursa olsun kulübü ayakta tutmaya çalışan bir taraftar topluluğu vardı. Ancak Gaziantep Spor öyle bir çöküş yaşadı ki Süper Lig'den düşer düşmez her geçen sezon eksi puanlar, tesis sorunları derken artık dayanılmaz noktaya geldi ve geçtiğimiz sezon ligden çekilme kararı aldılar. Bize de şunu sorgulamak kaldı. Ne olursa olsun kulübün peşini bırakmayan taraftar mı aptal? Yoksa ne olacaksa olsun diyen yöneticiler mi çok akıllı?